Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten keyifli bir içerik paylaşacağım. Sanal gerçeklik başlığı kullanan arkadaşlar FPS oyunları oynarken illaki elleri titriyordur arkadaşlar. Bizim VR Türkiye grubunda, bu arada VR Türkiye Discord grubuna da aşağıda açıklamadaki linkten katılabilirsiniz arkadaşlar. Veya kanalın hakkındakiler kısmından da tıklayarak ulaşabilirsiniz. VR Türkiye grubunda Doğa abi sağ olsun kendi yaptığı Gunstone videosunu paylaştı. Yapım aşamasında değil, VR kullanımında ne derece bir etki bıraktığıyla ilgili. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim abiler. Sağ olsun kendisi de izin verdi ve böylelikle kanala da koymuş olduk. Öyleyse fazla söze gerek yok. Hemen geçelim bakalım neymiş. Buradan çok teşekkürler Doğa abime. Bugün size Onward'da Gunstock'un bu kontrolcüleri koymamız için gerekli olan aradaki o plastik bağlantının ne kadar önemli olduğunu anlatacağım size. Özellikle sniper atışlarında büyük faydasını göreceğiz. Şimdi Gunstock, Gun Smoothing kapalı, Super Smoothing de kapalı. Ayrıca Gunstock da disabled. Bunu physical ya da virtual yaptığım pek bir şey değişmiyor. Sadece virtualde kafanızı oynattığınızda silah değişiyor. Hedefi böyle kafanızla alıyorsunuz. Bir değişik olmuş. Ben bir garibime gitti. Beğenmedim açıkçası. Şimdi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar, önce Gunstock'suz göstereyim atışların ne kadar zor olduğunu. Size dönerek göstereyim bunu hatta. Şimdi alalım silahımızı. Şuradan da bakalım hedefimizi. Yani şimdi bu klasik işte, böyle nişanımızı alıyoruz. Yani gördüğünüz gibi, yani ilk 2 saniye falan bir titreme yok ama sonrasında, yani bakın vuramadım. Başlıyor titremeler yani. Gerçekten şahane, şahane. Ben eskiden şöyle yapıyordum Gunstock'tan önce. Bu biraz daha, yani en azından HTC Vive kullanıyorsanız biraz daha sabit diyor. En azından faydası olur. Evet arkadaşlar, şimdi bir de Gunstock'umuzu da yapalım bu işi. Yani şu şekilde dipçiyi ben şuradan yapmak zorunda kaldım. Buradan hizasından dipçiyi verdiğiniz zaman dürbüne böyle eğilmek zorunda kalıyordum. Böyle eğilmek de boynumu artıyordu açıkçası. O yüzden dipçiyi ben biraz sola aldım. Bu şekilde kendime bir ergonomi buldum. Şimdi biraz da Gunstock'ta atış yapalım. Gene aynı hedefe. Bakın aradaki farka. Atışları gördüğünüz gibi ne kadar düzgün yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Atışlarımız hepsi hedefte yani. Bir headshot deneyelim beraber. Şöyle biraz daha yaklaşayım size. Evet, kafadan gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde bir Gunstock'unuz olursa çok rahat bir şekilde ateş edebilirsiniz. Yani şarjör değiştirmede de bir problem olmuyor. Şarjörü alıyorsun, takıyorsun. Şu ekranda, yani şurası zaten bununla hizada olduğu için bunu takması zor olmuyor. Yani hep sabit, bunu buraya getiriyorsun. Tak koyuyorsun. Onu belli bir şeyden sonra eline alışıyor zaten ama. Şurada hep sabit olduğu için bu. Nerede olursa olsun bunu buraya getirdim mi buraya geçirebiliyorsun. Yani hiç problem olmuyor. Zamanla alışıyorsunuz bunu. O da problem değil. Bu şekilde Gunstock'ta oynarsanız arkadaşlar daha rahat nişanlar alabilirsiniz.
gibi. Şarjörümüz bitmiş. Yerde bir dolu şarjörümüz olacaktı aynı. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, böyle bir gun stock kullanırsanız eğer çok rahat edeceksiniz. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım yardımcı olmuştur, eminim. Bu konuda düşünceli olan arkadaşlar bir derece cevap niteliğinde olmuştur bu video. Öyleyse bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.